harfi kalın ve ince okunan bir harftir. R harfi de böyledir. Şimdi ince lam harfi, kalın lam harfi arasındaki farkı inceleyelim. İkisinin farkı oldukça barizdir aslında. İnce lam harfi şöyle dil kökünün aşağıya yakın olduğu, kalın lam harfinde ise yukarıya yakın olduğu görülüyor. Dil ucunda bir değişiklik yok ama ikinci önemli değişiklik şudur ki ince lamda ses dilin alt tarafından gelmektedir. Kalın lamda ise dilin üst tarafından ses hapsolmaktadır. Şöyle önce kalın lamı söyleyeyim. Allah. Evet, o sesi lam sesini yukarıya doğru veriyorum. Yani dil ile ağzın yukarısı arasında hapsoluyor o ses, o L sesi. Allah, Allahu la derken hemen ses bu sefer aşağıdan geliyor. Bakın, la. Yani sesin aşağı doğru, dilin aşağısına doğru böyle rahat bir şekilde çıktığı hemen belli oluyor. La. Evet. Allahu la ilahe illahu. Evet. Diye bütün lamlar incedir. Sadece lafzatullah'taki kalın. Allahu la ilahe illahu. Allahu la ilahe illahu gibi. Ra sesi de yine aynı şekilde. Ona da şöyle bakabiliriz. Evet. Kalın ra'da yine baktığımız zaman ince ra'da, ince r sesinde dil kökü yine aşağı doğru yakın ama kalın r'de yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Bunu da çıkarırken yine ince r'de sesi şöyle dilin alt tarafından dilin çıkışına yakın sesin çıktığını görüyoruz ince r'de ama kalın r'de yine ses şu yukarıya hapsedilecek. Mesela Er-Rahman, Er-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yukarıya hapsediyorum R'yi ama ince R'de yani şu aşağıdan dilin şu aşağısından hemen yani çıkmasını sağlıyorum o sesin. O R'nin hemen dışarı çıkmasını sağlayarak ince oluyor bu sefer. Mesela fe inne ma'al usri yusra. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Evet, yusra, ra derken şu yukarıya hapsediyorum sesi. Ama usri, ri derken şu aşağıdan hemen r'yi çıkarıyoruz. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اُسْرِ. Evet, yani aradaki fark kalınla ince arasında tekrar edelim. İnce R ve ince Lam harflerinde dil kökü aşağı yakın. Kalın Lam ile kalın R'de dil kökü yukarıya çıkacak. Ve kalın Lam, kalın R'de yine sesler şu yukarı diye ağzın yukarı kısmıyla dil arasına sıkıştırılacak R ve L sesleri, Lam sesi bir de Ra sesi. Ama incelerde ise hemen ağzın dışarısına yakın, ağız çıkışına yakın yerden iki ses şu dilin altından çıkarılacak. Yani hem L hem de Ra sesi buradan çıkarılacak inceler. El, 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 el. Rahat bir şekilde dışarıya yakın bir şekilde L'yi çıkarıyoruz sesini. El, yine R, ir, ir, mir, mir, ir, rizk, rizk, rizk. Yine dışarıya yakın ama kalınlarda ise
Allah, Allah, Allah. Bu şekilde lamı yukarıda ses yapsa diyoruz. Ra'da da yine yukarı. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yukarıda R'yi hapsediyoruz.